İlk konuğum Meliha Gökçe. Bir anne düşünün ki herhalde bir anne babanın çocuğu hangi okuldan mezun olursa olsun, üniversitede nereyi kazanırsa kazansın, e, hangi mesleği yaparsa yapsın hepsinin üzerine tek bir ideali var. Evliliği. Evlenmesi, o düğünü derneği illa niye gülüyorsunuz? o bir görev gibi addedildi. Çünkü biz annelerimiz Çünkü o son de, görev. Yani son görev e, askere göndereceğiz erkek evlatlar için düğünü de yapacağız. Niye erkek evlatı gibi düşündünüz? Ya, Kızlar kayınvalideliğiniz tuttu. Evet. Ki benden beklenen bir performanstı bu. Ama ben Yemen biliyorsunuz. Ben yıllarca ne programlar yaptım diyeceğim gelinlere. Şaka yapıyorum. Yani Kız erkek Hiç fark etmez aslında. Ama... Nereye gelirse gelsin hani Nobel ödülü alsa illa o düğün olacak olacak ve yapılacak. Yani bizim toplumumuzda sanırım böyle bir şey var. Melia Hanımın de tam da böyle. Oğlunu sevdiği bir kız var. Onunla önce nikah kıyılacak, arkasından düğün yapılacak. Ama nikah yapılacağı gün bir kavga çıkıyor ve nikah iptal oluyor. Sonrasında oğluna seçim yaptırıyor. Ya o ya ben diye. Ondan sonra zaten küslük, kırgınlık, ayrılık böyle başlıyor. Melia Gökçe geliyor buyursunlar. Hoş geldiniz, merhaba. Nasılsınız? İyi olacağız inşallah. Doğru söyledim değil mi? Ne yaparsanız yapın o düğün günü herkes, bütün anneler için, Türk anneleri için çok önemli. Yani onun gör mürvetini görmek, görmek, yuva kurduğunu görmek, Aynen. onun yuvasının olması ve onun mutluluğuna sizin sevdiğiniz insanların şahitlik etmesi sanırım bir annenin ya tamam işte ben artık bu annelik yolculuğunda o görevimi de Tamamladım. yerine getirdim demek. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Ben serbest meslek beslenme e, danışmanlığı yapıyorum. Kilo kontrol sistemi çalışıyorum. Kendi yerim var özel sektör. Evet. Çağın mesleği aslında şu anda herkes evet. biliyorsunuz hani bedenine e, dikkat ediyor. E, önce bedenine dikkat ediyor sonra zihnine, ruhuna dikkat ediyor. Ama Meliha Hanım'ı bugün burada bulunma sebebi ne beslenme, ne gluten, evet. ne laktoz, ne başka bir şey. Oğlunuz sebebiyle buradasınız. E, i̇ddianız şu, oğlum Şerafettin Gökçe Eylül ayında 14 Eylül tarihinde nikah günü var. O gün e, evleneceği kişiyle bir kavga... Ediyor, evet. nikah iptal oluyor, sonrasında iki gün sonra onunla barışıyor ve e, o kişiye gidiyor. Ondan sonra bir daha siz oğlunuzu görememişsiniz. Aynen öyle. İddianız bu mudur? Evet, aynen öyle. Bir de beni de engellemiş, kız kardeşini de engellemiş. 14 Eylül'den beri oğlunuzu görmüyor musunuz? Yok. Telefonda konuşuyor musunuz? Yok. Ee, ya da gelip anne ben iyiyim bak merak etme bizde her şey yolunda diyor mu? Yok hiçbir şey. Sadece eşyalarını alırken kapının önünde benim üstünde e, kolin üzerine yazmış olduğum mektubu okurken ben de o esnada ofisteydim. Hı hı. Dışarı çıktığımda e, baktım okuyor. Karşısına oturdum. Ağladım. Hı hı. Ne olacak dedim. Dedi böyle olacak dedi. Eşyaları aldı. Çıktı. Gitti. gitti O zaman e, 14 Eylül'den beri oğlunuzu görmediğinizi bu görüşmede Oğlunuz mu sizle görüşmüyor? Birlikte olduğu Elif Demirtaş isimli kişi mi buna engel oluyor? Bunu konuşacağız. Tüm bu olay nasıl başladı? Oğlunuz ve Elif ne kadar süredir beraberler? Bir de tam arkanıza yaslanın. Seyircilerimiz de görsün sizi. Ne kadar süredir beraberler? Kaç hı. yıldır? Dört yıldır birlikte yaşıyorlar. İki yıl ayrı evde kaldılar. Hı hı. Benden gizledi kızı. Hı hı. Ee, görüştürmedi. Arada bir eve gelip gidiyormuş. Ben kızımdan duyuyordum ama ben ilgilenmiyordum. Gençtir işte... Bazen bilmemezlikten evet. gelmek iyidir. Aynen. Aynı o şekilde yaptım zaten. Sonrasında da bunlar evini falan işte kirasını ödeyememişler. Ee, tekrardan eve gelmek istemişler. Eşyalarını bırakmışlar orada. Gizli gizli evde yaşamaya başladılar. Bir günde yani bana gözükmüyorlar gizli gizli derken oğlumu görüyorum ama kızın evde olduğunu göstermiyor bana. Gizli gizli kaçıp gidiyor. Gizli gizli giriyor içeriye. Ben bir gün bunlar kahvaltı yaparken girdim içeriye. Karşına oturdum. Siz ne yapmak istiyorsunuz diye. Konuştuğumda dedi ben böyle böyle birlikte işte yaşamayı istiyorum falan dedi. Dedim tamam bu evde yaşayacaksanız benim kurallarımla yaşayacaksınız bu saatten sonra o zaman dedim. Yani kuralda derken ben çocuklarıma eziyet eden veyahut da dövüp söven küfür yani istediklerini almayan bir anne değilim. Hı. Ben yıllardır çocuklarım için yaşadım zaten ki ömrümü tükettim. Yani ben iki çocuğum için İstanbul gibi yerde tek başıma bir kadın başıma çalıştım çok insanla oturdum, kalktım, çok yerlere girdim, çıktım. Yani asla kendimden, yani çocuklarıma ben şunu söylerdim. Kız kardeşim bir dönem kaldı benim çocuklarımda. Ben giderim, her ne yaparsam yaparım size ekmek getiririm. Sakın anneniz öldü, gelin derlerse götürelim derlerse benim cenazem kapının önüne gelene kadar gelmeyeceksiniz derdim. Çünkü İstanbul gibi yer çok zor bir yer. Ben iki çocuğumla çok mücadele verdim. Çok şükür iyi iki tane çocuk yetiştirdim. Bir kızım bir oğlum var. Kızım üniversiteyi bitirdi, oğlum lise terk. Sonradan liseyi yine bitirttirdim oğluma. Hiçbir şeyler yok demedim yani. Hayatı kendine bırakmışım. Kızıma da diyorum bu hayat senin. Ben tercih seçmiyorum, sen seçeceksin. Doğru sen seçimleri de sen yapacaksın. Aynen. Sonrasında Şerafettin yani oğlunuz ve birlikte yaşadığı sevgilisi Elif sizinle beraber aynı evde yaşadılar mı? İki yıl boyunca bizimle beraber aynı evde yaşadılar. Yani artık ailenin bir parçası oldu. Aynen öyle. Ben hiçbir şekilde araştırmadım. Hiçbir şekilde nereden getirdin demedim. Çünkü çalıştığı kulüpte beraber arkadaş olmuşlar gelmişlerdi. Kulüp ortamındaki kızları az buçuk biliyorum. Dibini araştırsan çok şey çıkacak çok karşı gelecektim. Sosyal medyasına dahil girip de bakmadım. Hı hı. sonrasına gittikten sonra sosyal medyasına baktığımda çok şeyleri gördüm. Benim oğlum bunu hak etmiyor. Hı hı. Benim oğlum yani kendi çevremde dahil olmak üzere parmakla gösterilen bir çocuk. Hı hı. Yani e, bir eve koy benim kızımdan daha değerli toplu. Hı hı. Bir erkek demezsin kız çocuğu gibi yani yetiştirdim sessiz asla karşı gelmez. Yani e, şu an beni engellemesini anlamıyorum yani. Kardeşini engellemesini hiç anlamıyorum. Bu engelleme süreci nasıl başladı? Hani Sizinle yaşıyor, onların ilişkilerine saygı duyup artık kendi evinizde ailenin bir ferdi olarak gördüğünüz bir Elif var. Evet. 14 Eylül'de nikah yapılacak. Evet. Ee, evlenme kararını onlar mı verdiler çift olarak yoksa evlenme. siz mi direttiniz? Yok kendileri karar verdiler. Ben de dedim ki madem öyle zaten 7-8 ay önce bizim e, arkadaşlarımızın, komşumuzun e, vesilesiyle ısrarla e, imam nikahı kıydılar. Hı hı. Sonrasında e, nikah kararı aldıklarında ben de karşıma aldım. Dedim ki oğlum bak sen daha önceden bu kıza işte e, olmaz diyordun. evlenecek bir kız değil diyordun. Şimdi ne değişti de oğlum. Evlenmek istiyorsun. Evlenmek istiyorsun. Hı hı. Anne ben bu kızı istiyorum dedi. Hı hı. Tamam o zaman istiyorsan ben e, senin. Ailesi kim? O zaman gidelim ailesiyle görüşelim. Yok Hı -hı. anne dedi. Ailesini dedi. Biz dedi nikah kıydıktan sonra nikah defteri elimizde öyle gideceğiz. Yoksa gidemeyiz. Hı -hı. İyi tamam sen ne diyorsan o olsun. Nikah günü için karar aldılar. Hı -hı. Nikah yapacaklar. O zaman dedim ki ben madem nikah yapacaksınız Hı -hı. Hı -hı. Tabii benim tek oğlum sağa sola etrafa çok düğünlere gitmişim çok insanlara gitmişim. Biri bana yani şey desinler cenazeye gitmem düğün şeye giderim düğüne giderim yani öyle hı hı. gittiğimde takımı takarım şey mi yaparım önce nikah yapalım düğünleri evet. de takalım eşi dostu davet edelim aynı. ben bunca yıl onlara taktım altınlarını onlar da bize taksınlar <laughs> onlar dedim da yani. bize taksınlar nikah günü 14 Eylül e, siz aynı evden çıkıyorsunuz değil mi oğlunuz? Gelininiz, müstakbel gelininiz. Yok aynı evde değiliz. Ee, benim iş yerim home office olarak da e, kendilerine orada güzel bir yatak odası düzenledim. Yeni aldım, sıfır aldım. Ee, orada yaşıyorlar çünkü gidip gelmek zor oluyor. Kız kıraçta e, Hı -hı. işe gidiyor, oğlum da orada çalışıyor. Tamam Hiç. ayrı evlerde Aynen, yaşıyorsunuz. Evet. Nikah günü ne yaşandı? Çünkü iplerin koptuğu, gerilimin yaşandığı gün o gün. Yani abartılacak hiçbir şey yok. Sadece kızımla gece konuştu. Ee, benim ayarladığım kuaföre gitmedi zaten Başka bir kuaföre gitti tırnaklarını falan yaptırmak için Pedikür manikür pedikür evet, Aynen öyle takma tırnak falan yaptıracaklarmış işte Başka yere gitti gitsin dedim O zaman bizimle randevu aldığımız yere mahcup olmayalım Benim arkadaşım Kızıma dedim ki sen oraya gitme Onun yerine git En azından kadına mahcup olmamış olur Tamam tamam Sonra gece e, yarın ben orada dedi Şey yaptıracağım dedi pedikür yaptıracağım ben de Hı -hı. dedim ki yaptıramaz dedim. Gittiği yerde yaptırsaydı dedim. Hı -hı. Çünkü randevu almadı. Kız zaten geç gidiyor. Geç gelecek. O yüzden düğün için bir de benim arkada... Şimdi nikah gününden bahsediyoruz. Evet nikah gününden bahsediyoruz. Sizin seçtiğiniz kuaförü beğenmiyor. Beğenmedi. Ya evet. da tercih etmiyor. Aynen. Ben başka bir kuaförde hazırlanacağım diyor. Aynen öyle. Pedikür bu olayın neresinde? Pedikür gece kızıma e, telefonu diyor ki yarın orada pedikür yaptıracağım. Sizin kuaförünüzde. Evet benim Hı -hı. kuaförümde. Ben dedim ki hayır yaptıramaz. Kızlar randevu almadı. Kız e, bizim nikaha gelebilmek için kendi randevularını da iptal etti. O günü dinlenecek, giyinip kendiyle ilgilenecek. Bizim nikaha gelecek. O yüzden onu araya sıkıştırmasın. Yaptıracaksa gitsin düğünde yaptırsın. Dün niye yaptırmamış dedim. Tekrarlıyorum. Evet. Aranızdaki 14 Eylül'de yani... Düğünün iptaline kadar gelen mevzu, pedikür mevzu Sadece mu? Sadece pedikür. Evet. Yani bir pedikür. Aynen. Yani bir pedikürden kaynaklanan inatlaşma. Evet. Altı aydır oğlunuzu görmemenize. Evet. E, nikahın iptaline, düğünün yapılmış olan tüm masrafların iptaline mi sebep oldu? Evet. Yani madem yaptıracaktın, kendi yerinde yaptırsaydın, düğünde yaptır dediniz. Evet. Ne tepki aldınız gelininizden? Evet. O gün akşam bir şey yokturdu. Benimle zaten benimle konuşmadı. Kızımla konuşuyordu. Hı -hı. Telefonu kapattılar. Görümceyle diyelim. Aynen. Hiç benimle diyorlar bile telefonla konuşmadı zaten. Hı -hı. Sabah biz kalktık saat 9. Hı -hı. Ee, kuaföre gidiyoruz. Kuaföre giderken yine benim e, ayarladığım kuaföre gitmeyecekmiş. E, makyaj masörü e, Tabakırköy'den getirtiyorum. Kendisi için saçının ve e, makyajının yapılması için. Ve nikah elbisesini bir gün önceden gittiler, başka aldılar, geldiler. Hı hı. E, o gün orada yapılacak. E, ben gelmem. Öyle deyince, ben de yine telefon bende değil, ben sadece yan taraftayım. Kızım, ben araba sürüyorum, kızım yan tarafımda. Dedik anne dedi, oraya gelmeyeceklermiş. Hı hı. Yani ben de, e, yani... Ki işte ben biraz da biraz -ko konusunda Siz dün öyle, akşam onunla pedikür yüzünden inatlaşınca bu sefer diyor ki ben senin ayarladığın yere hiç gelmiyorum. Aynen öyle. Ben bambaşka bir yere gidiyorum. Aynen. Siz halbuki işte gelin masörü mü, masajı mı yapılıyor? Öyle bir şey dediniz ya. Yok e, makyaj, masör, makyaj. He makyöz, ben masör anlıyorum. <laughs> e, makyaj, her şey iptal oluyor. Aynen öyle makyaj. Sonra? Yani. Sonrasında e, onlar gittiler. Dedim saat 1'de burada olsunlar. Konvay burada olacak. Buradan da binip nikaha gideceğiz. Siz hazırlandınız mı? Tabii ben ondan Makyajınız, sonra. Makyajınız, saçınız, tabii, kılığınız, Tabii her şey. Kendine gelen makyöz bize makyaj yaptı. Hı hı. Ee, benim kızımla bana yaptı. Ondan sonra saçlarımızı yaptılar. Ee, i̇şte yeğenim gelmişti Adana'dan o makyajını falan yaptı. Herkes telaşlı. Aynen öyle. Giyindik, kuşandık, her şeyimiz hazır. Benim kızın sesini duydum. Benim kızın son rutuşu kalmıştı makyajında. Hı hı. Oğlum aramış işte nikah iptal. Benim kız orada çıldırıyor, bağırıyor. Onun bağırtısına yukarı çıktık. Ne oluyor böyle nasıl olur? Yani böyle bir şey ne olamaz. Ne oluyor? Yani e, nikah, nikah iptal artık. Bundan evet. sonra bu, bu nikah kıyılamaz. Aynen. Nasıl oluyormuş falan dedim. Bu ne biçim işmiş diye. Ben bir sefer feryat etmeye başladım. Neler söylediğinizi üstada... hatırlıyor musunuz? Aynen. Yani biraz argo, sözcükle. yani he, yani böyle bir şey ben hak etmem. Yani şey yapamazlar. o sırada Elif'e hakaret ettiniz mi? Yok Elif Ağır zaten konuştunuz baştan sona kadar Elif benim ağzıma hiç düşmez. Elif şöyle Elif böyle ben hayatta konuşmam bile. Oğluma bile aynı şekilde. Ben bir şey konuşursam oğlumla konuşurum. Öbürü konuşsam konu. Azarlarsam da yani ben bir iki şeylerim olmuştur. 7-8 ay önce işe girmek istemişti. Ufak bir şeyde oğlumu baktım insanların karşısında küçük düşürüyor. Ben de kalk çekil karşımdan dedim. Sadece bunun üzerine gittiği işe girdi. Hı hı. Yani kız. Ondan sonra çalışmaya başladı. Onun çalışmaya başladı bir iki yıl benim yanımda kalmış. Yedi sekiz aydır çalışıyor. Oraya üç kuruş para vermiş. O da kocasına vermiş. Bana da vermemiş. Kendileri harcamışlar. Ee, bana baktı oldu, işte bize yatak odası aldı oldu, bize ev ev temizliği oldu, evi kirasını ödüyor oldu, elektriğini suyunu ödüyor. Her şeyi kendi yapıyor. Aslında bu şimdi bazen böyle mini minnacık olaylar gibi gözüken yani pedikür, manikür, kuaför, Hı. benim seçim. Aslında bunun çok ciddi bir altyapısı var. 7-8 aydır birikmiş bir öfke var. Ama o küçücük bir inatlaşma, pedikürden çıkan tartışma olayları bu noktaya getirdi. Şunu öğrenmek istiyorum. E ee, oğlun diyor ki bu nikah kıyılmayacak. Düğün iptal. Evet. Bunun üzerine Elif ve Şerafettin oğlumuz ayrıldı mı? Bunun üzerine ayrıldık. Zaten hı. ben e, kız kardeşim İlişem falan dedim ki gidin. Böyle bir saçmalık olamaz. Hı hı. İnsanlar burada. E, Kendilerinizle konuştunuz mu Elif'in ailesi de şimdi iki taraflı düğün kız tarafı var oğlan tarafı var. Onlar ne tepki verdiler Elif'in ailesi nikah davetli olarak gelenler. Elif'in kızın ailesi maalesef hiçbir şey yoktur. Hı hı. Bizi ailesiyle görüştürmedi ailesiyle tanıştırmadı. Hı hı. E, ben orada nikah günü ben o bahartımın üzerine kızın iki tane çocuğu olduğunu öğreniyorum. O gün mü? Evet o günü nikah günü bunu da ben kız kardeşimden öğreniyorum. Peki oğlunuz bu gerçeği biliyor mu? Biliyor ki zar yani ya, bilmese yani her evlenmiş, Yani evlenmiş ayrılmış olması çocuğun olması ayrı. Böyle bir gerçeği saklamak ikisi falan bambaşka şeyler. Yani başta söyleyelerdi böyle bir şeyimiz var bizim diye. Hemen diyordu. şimdi görüntüler ve telefon bağlantıları var. Onları almadan önce e, oğlunuz e, nikahı bitirdim dediğinde sizin yanınıza mı geldi? Birkaç gün sonra barışıp Elif'in yanına mı gitti? Elif'in yanına gitti. Size res çekti mi? Bize res çekti. Düğünden bir gün önce cumartesi akşamı ben de oraya gideceğim dedi. Ben dedi vicdan yapıyorum anne. Ben e onu dedim ki gidemezsin. O bura gelemezsen de gidemezsin. Gidersen ya o ya ben dedi. Ne dedi oğlunuz? Ben dedi gideceğim dedi. Yani ben Elif'i seçiyorum. Evet. Ya gerçekten böyle bir seçim anı var. Evet. Ya o ya ben bu saatten sonra bu kız bu eve giremez. Benim bundan sonra gelinim olamaz, senin eşin olamaz, senin sevgin olamaz dediniz mi? Olam evet. O da ben Elif'i seçiyorum dedi. O gün bugündür beraber mi yaşıyorlar? Aynen öyle. Sizin şimdi sosyal medyada aslında konu buraya gelene kadar şimdi birçok seyircimiz programı izlerken sanıyor ki olaylar burada başladı. Ya da burada başlıyor. Hayır buraya gelmiş olan tüm olayların hepsi zaten aylar önce, günler önce, yıllar önce başlamış oluyor. Sizin gelininizle sosyal medyada atışmalarınız olmuş. Benim gelinle aslında değil oğluma ben bir gönderme yaptım. Dedim ki Ne dediniz göndermenizde? Bir kadın için anayla bacı terk edilmez. Anayla bacı engellenmez dedim. Böyle Hı -hı. bir yayın yaptım. Bu arada da müstakbel gelininiz Elif bunun üzerine size cevap veriyor. Evet. Görelim o cevap nasılmış sosyal medyada yayınlanan cevabı. Bak beni zıvanadan çıkartma. Tamam mı? Sen ilk önce senin aileymiş. Sen benim anamla babamla senin Yan yana gelebilecek kapasiten yok. Kapasitesiz. Ucube. Ucube. Çatla. Kudur. Delir. Patla. Yapacak bir şey yok. Bir daha benle alakalı video atarsan aynı şekilde sana misli misliyle cevap vereceğim. Tamam? Hadi bakalım. Aslında bu video biraz daha uzun. Yani hani e, şimdi burada hitap ettiği. Kişi sizsiniz. Benim evet. Yani Direk sizsiniz. Direk benim yani. şimdi Buradaki diye. tüm cümleleri sosyal medyada yayınlamış oldu kendi hesabına yayınlıyor. Bunları direkt size hedef alarak yayınlıyor. Aynen. Ee, aradaki uzlaşmazlık, sorunlar. E, bir anne kızı diyeyim çünkü iki yıldır ailenizin ferdiydi. Hı. Anne kızın neden ve nasıl bu noktaya getirir? Ben zaten bunu kendilerine sormak istiyorum. Ve be, bizim çevremizdeki herkes... Bilirler şimdiye kadar kendisinin annesinin kendisine göstermediğim ilgiyi göstermişim, değmediği şeha, şekilde oğlum kendisine kısa giydirmezdi, gelirdi yanıma derdi ki ben bırak seni yanında giysin derdim, başka yerde giyeceğini seni yanında giysin derdim. Oğlunuza sisteminiz var mı? Benim oğluma ne oğlum söylemek ama, istersiniz oğlunuza? Ben kıza hiçbir şey söylemiyorum, ben sistemim tamamen oğluma. Ben onun için her şeyimi feda ettim. Ben 16 yaşında kucağıma aldım onu. <laughs> Ve ben tek başıma büyüttüm. İstanbul gibi yerde ite köpeğe elin namusuma sarkıntılık edeni mi dersin? Her şeye katlandım. Yine de tek başıma ayaklarımın üzerinde durdum. Kimseye kendimi yemetmemeye çalıştım. İki çocuğuma leke getirmemeye çalıştım. İki çocuğuma parmaklarıyla gösterilecek çocuk yaptım. Etrafımdaki herkes amcasının oğlunun düğününe gitti. Melhan'ın oğlu dediler. Babasının oğlu demediler. Babasının çocukları demediler. Çünkü o kadar kaliteli ve o kadar şey yap, giydirdim ki yaptırdım ki kendilerine. Ben bunu hak etmedim. <laughs>